ismim Nevzat Oğul. Evet. Veteriner hekim olarak çalışıyorum. Besinde özel veteriner hekimi. Evet. Şimdi bir dakika. Size lağabınızda besin olarak kimler derler? Size Ömer Ağlar derler. Ömer Ağlar. Evet. Evet. Peki hangisinin olursun? Ben İsmet Oğul'un oluyorum. Güzel. Peki bu mesleği nasıl seçtiniz? Bu veteriner hekimliği nasıl seçtiniz? Ben şöyle kısaca anlatayım şu özgeçmişimi. Ya küçük yaştan beri hayvanlara merakım vardı ama gerçekten tıp istiyordum ben. Evet. Yani tıp alanında. Fakat bu da tıpa bir yakın olduğundan seçtim yani bu mesleği. Çok güzel. Peki nerede okudunuz? Ben Atatürk Üniversitesi Fars Veteriner Fakültesi'nde okudum. Evet. Şimdi peki serbest çalışınca böyle köylerden sizi gidiyor musunuz? Yani arabalı bazı köylere mi gidiyorsunuz yoksa onlar mı sizi alıp götürüyor? Onda öyle bir şeyiniz var mı? Mesela bir köyde hastalık var ya birinin ne hasta. Siz mi oraya gidiyorsunuz, hayvanı mı buraya getiriyor? Yani bu koşul nasıl desin? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Zaten halkta hayvancılık bilinci yok. Ha? Hayvan %90 ölecek durumdayken getiriyorlar bana. Yani hayvan %10'u kalıyor, ondan sonra getiriyor, daha sonra beni götürüyor veya köye, tedavi yapıyorum. Ondan sonra ya kurtuluyor ya ölüyor, o belli olmuyor. Yani. Benim yaptığım işlemlere bağlı. Şimdi işte aslında Türkiye'nin yanlış planlamada. Şimdi hayvanın nasıl, hayvan yetiştiren kişiciye evvela bunun kursunu öğretmemiz lazım. Teknolojik yönden hayvanı nasıl beslediğini, insanın nasıl beslendiğini bunu öğretemeden hayvancılıktan, insan üretiminden bahsedilmez. Yani gerçek ben makinistim. Ama birçok Türkiye'yi adım adım gezdim. Gerçekten de bu yanlışlıklar bizi çok çok büyük bir masraflara, yanlışlara sevk ediyor. Şimdi bak dediğiniz çok doğru. Hasta ölünceye kadar inek öleceği zaman seni çağırıyor. Tabii öyle. Başta baş ağrıdığı zaman çağırsa belki çare bulunacak. Bakın bundan 4-5 yıl önce Besin'de hayvan sayısı 1 milyonken bu sene 250 binin altına düştüğünü görüyoruz. Evet. Bu yanlış uygulanan politikalar yüzünden olmuş oluyor yani. Evet. Hayvancılığa değer verilmiyor. Ete değer verilmiyor, süte değer verilmiyor. Evet. Yumurta üretime, tavuklara değer verilmiyor. Evet. Bırakalım hayvancılığı, insanlığa değer verilmiyor Türkiye'de. Şimdi, olay bu yani. Ben film çekiyorum. Her sokakta çeşitli tavuk, çeşitli hayvan. Bunların bakımı nedir? Pis mi yiyor, yediriyor, ne yiyor, ne içiyor? Allah'a bırakılmış. Ne bulursa onu yiyor hayvan. Mikroplu şeyi de yiyor, belki kendine yaramayacak çöpü, her şeyi yiyor. İşte sokakta büyüyor yani. İnsanımız bir geliştirilmiş ya. İnsan gibi bakımlı bir hayvan gerek bu benim. Değil mi? Tabii. Bugün çiftlikleşmiş bu iş artık. Yani köylerde de bunu tam yetiştirip halka en iyisini sunmaktır. Vatandaşımız güvenerek almalı, yemeli. Veteriner hekim deyince bunun kefili demektir. Bunun doktoru demektir. Değil mi? Ha, insanlar da böyledir. Peki size soruyorum. Acaba bizim senin de fikrinde sormuşlardır. Belki de bu besinde neden göçtü bu halkımız? Yanlış uygulanan politikalar yüzünden. Evet. Bazı işte ağalık, beylik olayı vardı. Evet. Bunlar halkın fakir olduğu dönemlerde. Bence evet. Yani bilmiyorum. Evet. Halkın fakir olduğu, ekmeğini dışarıda kazanmak için veya ülkenin yani besnimizin yanlış bir yerde oturtulması sonucu halkın dışarıya göçtü. İş olanağı yoktu. Zaten biraz el ekmek tutan dışarıya göçüyor şu anda. Evet. Burada veteriner hekim de öyle, doktor da öyle, esnaf kesimi de öyle. Evet. Hep söyle. Yani biraz zenginlensin, biraz el ekmek tutsun, biraz kendini dışarıda daha güçlü olacağını hisseden bir kimse dışarıya göçe itiliyor. Çünkü eğitim sorunu var. İnsanlar kendi çocuklarını daha iyi bir yerde eğitmek istiyorlar. Evet. O sorun var. Besin'deki bir liseyle başka yerdeki liseler arasında biliyorsunuz o kadar fark büyük tabii. Yani. Çok tabii, büyük. Tabii, çok fark. Ben gerçi Besin'de okudum ama türlü imkansızlıklar sonucunda bu seviyeye geldik. Benim çocuklar da burada ortaokulu okudu. Liseyi Ankara'da okudu. Şimdi benim çocuğum ikisi mühendis, birisi üniversite hocası Hacettepe'de. Şimdi ben Besin'e gelsem, çocuklarım burada kime mühendis edeceğim? Hangisinin planı var şu memlekette? Devletin yolunun geçmediği yere
soruyorum bak, sen bir kültürlü kişisin. Devletin buraya yanlış yol geçmez güvenemediği halde bu halkı bu batağa nasıl güveniyorlar? Halen ev yapıyorlar. Görüyorsun insanlığı nasıl aşamaya gelmişiz. Bugün herkes ayağa çıkıyor. Biz halen bataklıkta yarını meçhul olan bir maceraya ev yapıyoruz. Bakın şu anda Besin'de sığır vebası var. Evet. Sığır vebası bu ANAP seçiminden önce, yani seçimden önce. Evet. Sığır vebası gelmiş. Ülkeye kimsenin haberi yok. Evet. Et 30 bin lira batıda. 50 bin lira olmasın diyerek de hayvan ithaline izin veriliyor. Ne oluyor? Hastalıklı hayvan alınıyor. Hastalıklı hayvan alındığı zaman işte ülkeye hayvan hastalık giriyor. Ondan sonra ulaştığı için işin içinden çıkarsınız. Yani böyle yanlış uygulanan politikalar, böyle hayvancılık yürümez yani. Yürümez. Ülkede yürümez. Hayır. Serbest veteriner hekimleri daha bilinçli bir halka hitap etmesi lazım. Şimdi ben yönlendiremiyoruz ki halkı. Tabii. Şimdi diyorsunuz ki ben nasıl soruyorsam böyle halkımızı tek tek gideceksin. Nasıl hayvan beslersin? Hangi hayvandan beslemek istersin? Tavuk mu? Neyse. Onun o şekilde ana yardımı yapacaksın, karşılığını alacaksın. Adamın gücü, kuvveti, şunu yaparım, bu işi yaparım, cesareti olan işi yaptıracaksın, karşılığını alacaksın. Değil mi? Şimdi hayvan besle diyor. Hayvanı nereye beslesin? Bozkır, üç ölçek buğday için geçmiş tarlayı. Halbuki orada hayvan yesi için buraya buğday ekmiş. Macera. Yani bunlar maceralı yerler. Orman değil, orman bitmiş. Birçok yerler. Burada hayvan yaşar. Hayvanın yaşayacağı yerde orman olmaz. Yani dengeyi iyi tutmak lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Çiftçilik almış başını yürümüş. Boş arazi kalmamış zaten. Hayvan olmayacak yer bulamıyor. Hayır, oradan alışverişte görürsün. Aslında kar etmiş değil ha. Mazotunu kurtarmadı oradaki buğda. Çıkardığı mal. Doğru. 500 lira. Ekmek 700 lira tanesi. Buğdanın kilosu 500 lira. Yani böyle hayvancılıkta müthiş para var. Ama farkında değil halk. Evet. Bunun farkında değiller. Peki. Hayvanı kar amacıyla beslemiyorlar. Katık olsun diye besliyorlar. Evet. Süt için veya et için. Süt için, et için değil de süt için besliyorlar. Evet. Yoğurt yapıyorlar. Süt. Tüketimi için yapıyorlar. Katık. Evet, katık hayvanı katık bunlar. Yani kar için beslemiyorlar. Evet. Ama benim çoluğum çocuğum katıksız kalmasın diyerekten besliyor. Yani kar amacına gidilmiyor. Evet. Bilinçli hayvancılık aslında yapılmıyor. Her şey bir kardır. Her şeyde bir amaç, bir program mutlaka kazanmaktır insanoğlu. Tabii ki. Hayvanlar da mutlaka o hayvana bakacaksın, üretim verecek, karşılığını verecek. Karşılığını sen de alacaksın, devlet de hakkını alsın. Vermeden almak Allah'a mahsus. İşte bizim yanlış politikamız bundan geliyor. Biz devlete de sesleniyoruz. Ben. Bakın serbest veteriner hekimliğe de önem vermiyor Türkiye'de. Devlet önem vermiyor. Evet. Ben fakülteyi bitirdikten sonra devlete giremedim. Ondan özel çalıştım. Özel çalışıyorum şu anda. Şimdi Avrupa'da 1000 tane veteriner varsa 800 tanesi serbest çalışıyor. Evet. Hayvanların hepsi sigortalı. Evet. Sigortalı hayvanlar insanlar gibi. Yani ayda iki kere özel olarak muayeneye getiriyorlar hayvanları. Evet. Bir hastalık çıktı mı, herhangi bir problem var mı, serbest veteriner hekime getiriyor. Hayvancılığı geliştirmek için böyle politikalara gidiliyor. Ama bizim Türkiye'de bu iş yok. Evet. Peki, verdiğiniz bilgiler bir milyon hayvandan 250 bine düşmesi büyük bir potansiyel yani. Şimdi batarya bitiyor, peki kısa şey yapalım. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı duyuruyorum ben.